Herkese merhabalar. Geçtiğimiz videolarda size Tayvan'la alakalı birçok bilgi verdim. Bu ülkenin başkenti olan Taipei'yi gezdirdim. Şimdi ise size Tayvan'ın doğasını göstermeye geldim. Maalesef çok şanslı değilim çünkü hava bayağı kapalı, bayağı yağmurlu. Hatta biraz bekledim, biraz açılır belki daha pussuz bir şekilde çekebilirim etrafı diye. Ama maalesef devam edecek gibi duruyor. O yüzden başlamak istedim. Burası ülkenin kuzeydoğusunda bulunuyor. Bitou Burnu denilen bir yürüyüş rotası. 2 kilometre uzunluğunda ve tamamen yol yapılmış bir şekilde. Yani hiçbir şekilde sapa bir yere girmiyorsunuz. Tehlikeli olabilecek bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bayağı yürümesi kolay bir yol burası. Burada yemyeşil tepelerin arasından masmavi denizi izleyerek yürüyebiliyorsunuz. Ben de şimdi onu yapacağım yapabildiğim kadar. Çünkü deniz çok mavi gözükmüyor bugün maalesef. İlk merdivenleri çıktıktan sonra arkamı dönünce arkamdaki yapıları gördüm. Onları ilk başta tapınak zannettim ama orası bir mezarlıkmış. Yürüyüşe başladığım yolun hemen sağ tarafı da bu gördüğünüz ilkokul. Manzarası direkt denize karşı. Size Tayvan'da depremlerin çok yaygın bir doğal afet olduğundan bahsetmiştim. Özellikle adanın doğusunda depremler daha da yaygın. Büyük depremler adanın hep doğu tarafında oluyor. Şu an ben her ne kadar kuzeydoğuda olsam da o depremlerin yaşandığı bir bölge olan Yilan bölgesine yakın bir yerdeyim. Bu depremlerin yaşandığı bölgelerde bulunan milli parklar, yürüyüş rotalarında aynı zamanda toprak kaymaları da sıkça yaşanabiliyormuş bu ülkede. Şu an yürüdüğüm Bitou Burnu çok tehlikeli diye bir bilgiyle karşılaşmadım ama burada da yamaçlarda buralar tehlikeli, buralardan uzak durun uyarıları bulunuyor. Depremlerle birlikte toprak kaymalarının da bu ülkede yaşandığından bahsetmek istedim. Burası sanırım yeni yanmış, çok taze yangın kokuyor etraf. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Havanın çok daha iyi olmasını gerçekten çok isterdim. Çünkü şu an sol tarafımda sıra dağlar var ve birçoğu şu an sisten gözükmüyor. Ama eğer sis olmasaydı bence efsane bir manzara olacaktı şu an sol tarafımda. Şurada bile dağ var şu an. Yani şu dağlardan sonra dağlar böyle devam ediyor. Ta bakın şuralarda dağlar var ama tabii kameraya çıkaramıyorum onları. Tam şu an karşıda gördüğünüz bina askeri bir binaymış önceden ama bugün kafe olarak kullanılıyor. Orada isterseniz kahve içebilirsiniz, bir şeyler atıştırabilirsiniz. Bakın manzarayı çekmek için durdum. Kafamı yukarı kaldırdım. Şurada elim kadar örümcek gördüm. Kocaman. Şu anda arkamda sağ tarafta Güney Kore ve Japonya bulunuyor. Tabii ki göremiyoruz. Hava güzel olsa da göremeyecektik. Ben sadece böyle denizden başka bir karaya bakmayı seviyorum. Önümde de Tayvan var. Biraz daha ileride de Çin var. Sağımdaki denize de Güney Çin Denizi deniyor. Şu an burada yağmur yeni durdu bir dakika önce ama sırılsıklamım. Üstümdeki her şey baştan aşağı ıslandı. Bir önceki videoda çok terlediğim için ter göstermeyen bir şeyler giymek istedim bugün. Ama bu sefer de ne kadar ıslandığımı gösteremiyorum. Şu an buradan yavaş yavaş gidiyorum. yapacağım. Sizi başka iki tane ufak küçük şehre götüreceğim. O şehirde bulunan eski caddeleri gezeceğiz beraber. O eski caddelerde bulunan dükkanlarda da bir şeyler deneriz muhtemelen. Şimdi buradan ilk küçük şehir olan Shifen'e gidiyorum. Shifen'de görüşmek üzere. Otobüs beklerken üstümdeki siyah tişörtü çıkarttım. Sadece bu yağmurluğu giydim üstüme. Çünkü gerçekten tişört yamyaş oldu artık. Şu an altımdaki şort da, ayakkabılarım da, çoraplarım da ıpıslak. Toplu taşımada da klima açık sonuna kadar ama yine de çok soğuk hissetmiyorum, üşümüyorum. Ülke genel olarak sıcak çünkü yağmur yağsa bile o sıcağı hala hissediyorsunuz. Yağmur durduğu an üstüm zaten bence kurur. Sizi demir yoluyla iç içe kurulmuş bir pazara getirdim şu an. Shifen'deyiz. Shifen eski sokağındayız. Buradaki demir yolunu 1918 yılında Japonlar yapıyorlar. Çünkü yakında bulunan bir kömür madeninden kömür taşımak istiyorlar. O kömür madenleri dolayısıyla sonradan burada da bir yerleşim oluşuyor. 10 pay 10 parça demek Shifen. Çünkü burada zamanında 10 aile yaşıyormuş. Tren geçtiğinde sokağın ortasında insanlar bir anda boşaltıyor tren yolunu. Tren yokken de yaya yolu olarak kullanıyorlar. Çoğunlukla fotoğraf çekiyorlar. Buradaki en popüler aktivite havaya bırakılan dilek balonları. Okuduğuma göre 1800'lü yıllarda eşkıyalar, haydutlar sarıyor Shifen'i ve burada yaşayan lokal insanlar birbirleriyle haberleşmek için bu tarz balonlar havaya gönderiyorlar. Eğer balon görürse uzakta olan biri Shifen'e gelmek için güvenli bir zaman olduğunu anlıyor. Aslında birbirlerine şehrin güvenli olup olmadığını haber veriyorlar. Sonradan zamanla bu balonların ne kadar yukarı çıktığını gözlemleyip tanrılara da yaklaştığını düşünüp bu balonların üstüne yazılar yazıp bırakmaya başlıyorlar. Sonrasında da çok popüler bir turist aktivitesi oluyor. Her ne kadar balonlara kendi dileklerinizi kalemle yazsanız bile balonların renklerinin de ayrıca anlamları var. Bazı renkler para, bazı renkler kariyer, bazı renkler aşk anlamına geliyor mesela. Bu balonları eğer tek renk alırsanız belli bir fiyat, birkaç rengi birleştirirseniz daha fazla ödemeniz gerekiyor. Şimdi bakalım burada neler bulacağız. Yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz? Burada sosis satılıyor. Burası içecek dükkanı. Buraya gelinebilir sonradan. Burada bir yerde stinky tofu dedikleri yemeği yapan var. Leş gibi kokuyor etraf. Taipei'de de söylemiştim bunu. Bütün sokağı çok kötü kokutuyor. Şu. Yemek şu. Bu değil, pardon. Şu. Stinky tofu bu. Gerçekten leş gibi bir kokusu var. Bunu da Taipei'den biliyoruz. Ünlü mantıları aslında Tayvanlıların. Genelde domuz koyuyorlar içine. Soralım bakalım, tavuk yapıyorlar. Hello, do you put chicken also? No, only pork. Only pork. Okay, thank you so much. How much? 100 for 7 piece. 100 for 7 piece. Okay, this one is 30, this is 200. This one makes 300. 300. Yes. 300. Okay. Burada yine o lavaşa sarılan dondurma satılıyor. Şu nugalı fıstığı bu şekilde lavaşlara koyuyor. Üstlerine dondurma koyuyor. Bu 50 Tayvan doları sadece 1,5 euroya denk geliyor. Lezzeti de gayet güzel. Dondurma yiyorsunuz. Külah değil, lavaşın içinde. Burası çok büyük bir yer değil. Bakın tren istasyonunu görüyorsunuz şu an. Tren istasyonundan indikten sonra 200-300 metre ilerlediğinizde bu sokağı bitiriyorsunuz. Sağlı sollu bir sürü dükkan var burada. Bir saat içinde buradaki her şeyi görebilirsiniz. Yemek istediğiniz şeyler varsa onları da deneyebilirsiniz. Tayvan'da ananaslı kek ünlü. Şu an ben de buradan bir marketten ananaslı kek aldım. Onu deneyeyim. Bunlar böyle şeymiş ya. El yapımı gibi değilmiş. Paketliymiş. Bir de çok para verdim. 5 euro verdim. İçinde 3 tane var. Hiç o kadar edeceğini düşünmüyorum. Bence bayağı iyi tadı. Ananas çok tatlı değil. Kekin şekeri de çok iyi. Bayağı yenir yani. Şimdi sizi Shifen'den başka bir eski sokağa, Jiufen'e götürüyorum. Shifen'den Jiufen'e geldik. Shifen nasıl 10 parça 10 pay demekse, Jiufen'de 9 parça 9 pay demek. Çünkü aynı Shifen'de olduğu gibi burada da zamanında sadece 9 aile yaşıyormuş. Buranın ismi de burada yaşayan o 9 aileden gelmiş. Buranın şu an bulunduğum dar sokağı bayağı ünlü. Yemek satılan birçok dükkan bulunuyor burada. Aynı zamanda da çok turistik bir yer. Gelir gelmez sokağın girişinde ne kadar kalabalık olduğunu anlıyorsunuz zaten. Gelin şimdi bir de Jiufen'in gece pazarını gezelim. Ah, sorry, this is oolong tea. Oolong tea, but okay. It's very hot. It's very hot. It's very okay. Good. So this is very famous in... Yes, it's a famous tea from Alishan, Ali Mountain, Taiwan Alishan. Famous. Okay, yes. But it is not famous in Jiufen. Jiufen is no tea. This one is lighter one? Yes, and we usually from the lighter one to the strong one when we have tea. Oolong okay. Tea, oolong just process name. Ah, process name of the tea? Yes. Okay. Oolong tea is between green tea and black tea. Yes. Oh, okay. Between green tea and black tea, we all call it oolong tea. Burada bir çay var, oolong tea diye geçiyor. Şimdi bana da ondan ikram ettiler. Oolong aslında prosesin ismiymiş. Yani bu çay siyah çayla yeşil çay arasında bir çaymış. Deneyelim bakalım tadı nasıl. Çok hafif bir çay ama zaten çocuk dedi en hafifi bu dedi. Daha ağırları da var dedi. Bayağı normal içilebilir hafif bir çay. It's actually pretty good. How much one of these? It's a small size 400, big 600. Okay. Buy two get one free. It's 800 you got three. Ah okay. Buy two free one. This is 400. This is 600. It's double size. It's 150 gram and 300 gram double. Okay. You want to try the stronger? It's Dongding oolong tea. Okay, this also, is stronger one. It's okay. Also oolong, but different mountain, so different flavor. Okay, maybe. You can smell. It's roasted. Roasted oolong tea. This one is also very delicious. Yes, roasted oolong tea. Yes. I think compared to this one is more delicious. Yes, they are same price. If you like it, maybe you can come back. I understand. You can mix. They are okay. Same price. Okay, I understand. Buy two free one. Okay, I will think about it. Okay, thank you so much. Bye bye. You. Taipei'de şöyle mantarlar kızartan bir yer görmüştüm tam ayrılırken Şilin gece pazarından. Eğer bu mantarları yapan bir yer bulursam alacağım. Burası yapıyor mu tam emin değilim. Burası kızartıyor gibi. Sadece bir mantar tezgahı bulamazsam buraya geri geleceğim ama. Şurada tavuk ayağı gördüm. Şunlar tavuk ayağına benziyor. Evet burada biraz kötü görünümlü yiyecekler var. Burada da bubble tea yapıyorlar. Aa burası benim Taipei'de aldığım bubble tea'ci. Şu ünlü bubble tea'ci. Shifu Tang. Bayağı güzeldi bu arada. Hello. Sorry. Sorry, what is this one? Dessert. Ah, dessert. I eat something and then I'll come back. Thank you. Bye bye. Şöyle bir sokağa geldim. Burada insanlar fotoğraf çekiliyordu. Burada Jiufen'den güzel bir deniz manzarası var sağ tarafta. Sol tarafta da Jiufen'in güzel bir manzarası var. Burası deniz manzarası. Hemen sol tarafında da Jiufen manzarası var. Ben en iyisi gideyim, o mantarı alayım. Yanında belki başka kızartmalık bir şeyler de yiyeyim. Sonra da geleyim, bu kadının bahsettiği tatlıdan yiyeyim. Ondan sonra da en son gidip bir bubble tea içeyim. Böylece karnımı doyurmuş olurum diye düşünüyorum. Bakalım o kadını bulmaya çalışalım şimdi tekrar. Yes, fish and mushroom mix, half and half. 200. 200, okay. Very little, very little. Are these mushrooms? Mushrooms, okay. And fish? Fish here. Okay. Şey. Tadalım bakalım nasılmış. Var ya, bunların şu ana kadar seçtiğim ve yediğim hiçbir yemeği kötü çıkmadı. Hatırladığım kadarıyla. Ama tabii çok seçiciyim, o da ayrı. Az önce balık yedim, bayağı iyiydi. Bu sanırım mantar. Vallahi balık da iyi, mantar da iyi. Bu 6 euro. Bayağı dolu bu arada. Hello, can I have one please? One. Ice is better. Ice is better. Okay, then with ice. Bone in or take away? I can take away. Are they fruits? Fruit. No. It's a tapioca. How much? 50 for one. 50. Yeah. Okay. Bakalım bu nasıl bir tatlıymış. Hem sıcak yiyorlar hem de buzla. Ben kararsız kalınca kadın buzlu daha iyi dedi. Meyve mi bunlar dedim. Değil dedi. Vallahi çok değişik gözüküyorlar. Suyunu bir tadalım bakalım. Suyu çok güzel değil. Şu şekilde olan parçacıklardan tadacağım. Bu muzu andırıyor ama meyve yok dediler içinde. Birincisi hiç güzel değildi. Tatsız tuzsuz bir şey. İkincisi şu kırmızıyı deniyorum. Evet, yine olmadı. Yine yiyemedim. Üçüncüsü son, bu yeşili deneyim. Hepsinin tadı birbiriyle aynı. Tadı yok daha doğrusu hiçbirinin. Suyu çok kötü değil. Soğuk şimdi de iyi geliyor ama devamını yemeyeceğim. Denemenize gerek yok. Gerçekten suyu fena değil. İçsem içerim ama canım içmek istemiyor. Gidip şimdi şey alacağım, bubble tea alacağım. İçindekileri de yemeye gerçekten gerek yok çünkü hiçbirinin tadı yok. Yani genel olarak bunu önermiyorum, çok beğenmedim. Burası Shifen'den kesinlikle çok daha büyük bir gece pazarı. Ara sokaklara ayrılıyor. O girdiğiniz ara sokaklarda da bir sürü çeşitli dükkanlar var. Tabii bir Şilin kadar büyük değil. Orada çok fazla yemek çeşidi vardı. Ama yine de burası güzel, iyi bir gece pazarı. Can I have signature brown sugar boba milk please? Cold. Yes. I don't need a bag. Okay. Shifu Tang'tan bubble tea'mi aldım. Aslında brown sugar boba milk diye geçiyor bu. Anladığım kadarıyla içinde hiç çay yok. Sütle yapıyorlar. Buzlu, soğuk, tatlı. Güzel, bayağı iyi gidiyor. İçindeki bobaları ya da bubble'ları yemek az önce yemeye çalıştığım tatlı kadar zor değil. Çünkü orada çok büyüklerdi. Bunlar küçük hemen böyle gidiyorlar. Çok çiğnemenize bile gerek kalmıyor. Gerçekten güzel, bunu önerebilirim. 1 numaralı içecekleri burada. Signature diye geçiyor zaten. Evet, bugün Jiufen'de gün sonunu getirdik. Doğada gezmeye çalıştık Tayvan'da. Hava şartları çok müsaade etmedi. Onun haricinde iki ufak şehrin tatlı sokaklarında dolaştık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.